Arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla merhaba. Bugün Kordon Tepe'ye doğru çıkacağız. Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaklaşık Perşembe merkezden yukarıya doğru 1 kilometre var. Yavaş yavaş biz de yürüyerek çıkacağız. Sağa dönün. Size şöyle göstereyim. Deniz buradan ayaklarınızın altında. Şöyle de bir dağ manzarası. Yavaş yavaş oradan yukarı doğru çıkalım. Yolumuza fındık bahçelerinin arasından devam ediyoruz. Aslında deniz tam ayaklarımızın altında. Tabii yukarı çıktığımızda daha rahat göreceksiniz. Aslında buradayken bu sakin şehrin güzelliklerini size göstermek istedim. Daha önce de bahsettim, burası sakin şehir diye geçer. İtalya'da da var. Türkiye'de de var. Farklı ülkelerde de var. Gerçekten harbi sakin bir şehir. Şöyle. Yolumuza böyle devam edelim. Arkadaşlar, Perşembe'den bahsedecek olursak burada yani temel geçim kaynağı balıkçılık ve fındık. Onun haricinde herhangi bir fabrika ya da yani bir işletme yok. Gerçi tekstil fabrikası açıldı yeni. Kaç sene oldu bilmiyorum ama Fatsa'nın arka tarafından yol geçtikten sonra artık Karadeniz sahil yolundaki bu ilçe kullanılmaz oldu. Hani önünden araçlar geçmemeye başladı. Bu da ilçeyi tabi bazı ekonomik olumsuzluklara sürüklemiş de olabilir. Çünkü bu da bakın manzara. Eskiden o araçlar bu sahil yolunu kullanarak gelirdi, dururdu, inenler bir şeyler alırdı vesaire vesaire. Kalabalıktı tabi o zaman, şu an artık tam bir emekli yeri olarak kaldı. Daha çıkacağımız yol var. Biz yavaş yavaş gidelim. Size şöyle diğer yerleri gösterirken aslında sizin sayenizde biraz da ben de gelmiş oldum. Ben çünkü ilk defa geliyorum buraya. Ya doğa harikası. Harika bir yer. Size yolu gösteriyorum ki benden daha güzel oldukları kesin. O sebepten yolumuza şöyle devam ediyoruz. Devam ederken aslında arkadaşlar şöyle tarihi evler de var. Çok güzel. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Evet. Bittikten sonra o sol taraftan bir patikaya gir. Tamam. Oradan yukarı çıktın, bir araç yoluna gireceksin tekrar. Ha tamam. Çıktın mı araç yoluna? Evet. Oradan geri dön.
Tamam. Buraya değil de üst yoldan. Üst yola. Geri dön. Tamam. İki tane çöp varlığına denk geleceksin. Tamam. Oradan tekrar sağa dön aşağıya. Şu tepeye aşağı dön. Tamam. O seni götürecek o yol bayrağı yanına. Ha şurası yani o zaman yer. Şurası. Şu akasyalar var ya şu yukarıda. Ha şu yukarıda akasyalar var. Ha. Anladım orası. Başka yol yok herhalde değil başka mi? Başka yol var da araç yolu var. Ha ama araç yolu yok. O dolanır. Dolaşır. Tamam ben buradan çıkayım öyleyse abi. Ha. Sen bu yolu bırakma hiç. Tamam. Araç yoluna çıkacaksın ya yukarıki araç yoluna. Evet. Burasını şimdi patikaya gireceksin. Tamam. Sağdan gitmeyeceksin. Çatal olacak yol. Tamam. Bir yeresi bir araç yolu gibi. Oraya girme. Tamam. Soldan patikadan devam et. Araç yoluna çıkınca geri dön tepeye. Tamam. Aşağı doğru geri döneceğim. Geri döneceksin. Tepeye tamam. Döneceksin. İki tane varil göreceğim. Şey göreceğim. Çöp varili var. Çöp varili göreceğim. Oradan tekrar aşağı döneceksin sağa. Tamam. Öyle yaparım. Tamam. Sola döneceğim bu sefer. Tamam. Tamam. Sağ olasın abi. Hadi kolay gelsin. Aha. Gelirken de burada gelmene gerek yok. Yine oradan direkt aşağı mı ineyim? Oradan bahçelerden yol bulabilirsen in aşağıya. Tamam. Bulamazsan o ana yolu devam et. Tamam. Öbür tarafa Çatalhöyük'e tekrar sola dön. Aşağı çarşıya dön. Tamam. Oradan yürü yürü geliyorsun. Evet. Bir kilometre, bir kilometre aynen var. İyi abi sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Hadi Allah kolay gelsin. Sağ olasın. Sen işte o şeyin çamı yana çıkayım da biraz resim al öyle. Tamam. Çok güzel manzara var çamı. Alırım. Yolumuzu. Devam ediyoruz buradan. Amcayla bayağı bir sohbet ettik. Beni çekme yeğenim diyor. Yeğenim beni çekme diyor. Amca sohbeti güzeldi ya. Sağ olsun. Direktif de verdi. Bazı yerlerde de çok güzel manzaralar var. Fotoğraf çekil falan filan. Ah. Şahane bir manzara. Efsane yemin ederim. Yok böyle bir şey. Yaşadığımız yerin, ülkenin kıymetini bilelim ya. Sahiden çok güzel yani. Yola devam ederken arkadaşlar acayip bir yere geldik ya. Ulan. Bazen tırsmamak da elde değil. Yürü yürü yürü. Bitmiyor. Çok yüksekteyim. Ve devam ediyoruz yola bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz şu an kayboldum ha. Harbiden. Ben bildiğiniz kayboldum ya. Şöyle bir devam edelim bakayım da ne çıkacak. Arkadaşlar milletin fındık bahçesine girdik ya. Hala yolu bulamadım ben. Üste doğru çıkayım dedim ama millet şimdi bizi görüp hırsız mı der. Adam haklı tabi der. Elimdeki cimbali de algılamaz. Silah sanar. Hasbelkader onda da varsa şov başkasının o zaman. Şuradan yanına yine bir inelim bir soralım. Yoksa bizi gümletirler yemin ederim. Yolumuza devam ediyorum. Kardeşim altı üstü kordon tepe. Ulan nereden çıkacağız buraya ya? Kanter içinde kaldım. Şu dayıdan bir rica edeyim ya. O bizi götürsün. Arkadaşlar
arkadaşlar. Biraz dinleneyim de. Kordon Tepe'ye çıktık yola. Ulan gitmediğimiz yer kalmadı. Ormanda kaybolduk, yolumuzu zor bulduk. Buradan bir yol vardı, araba yolu. Araba yolu bir gideyim dedim. 2,5-3 kilometreyi alıyormuş. Düz olsa yürürüz de. Şeye kadar yürüyemem. Başlayacağım şimdi. Kordon Tepesi'ne de. Kan ter içinde kaldım. Alın bak. Mis gibi manzara işte. Aha. İçimiz böyle de aydınlandı. Yavaş yavaş aşağı inelim artık abi. Yapacak bir şey yok. Bir kordon tepe dedik. Denizde bugün dalgalı. Görüyorsunuz o beyaz kabarcıklar, orada dalga. Dalgalar var. Biz yolumuza bakalım abi. En iyi yol bildiğin yoldur. Ben şimdi bildiğim yoldan şehir merkezine doğru ineceğim. İnsan burada gerçekten yaşlanmaz. Yaşlansa da huzurla yaşlanır. Ama işte gençlere göre bir yer değil. Çünkü sola dönün. Yeter be navigasyon, senden de var ya. Kapan. Gençlere göre bir yer değil çünkü pek bir yani iş sahası yok. Şöyle biz aşağı doğru yolumuza devam edelim. Evet, bu yolculuğumuz da böyle maalesef bitiyor. Bir dahaki sefere arabamla geldiğimde arabayla çıkacağım Kordon Tepe'ye. Yani şu anlık yapacak bir şey yok. Şurada bir serende var arkadaşlar. İnsanlar buraya bazen ihtiyaçlarını koymak için yaptıkları ahşaptan, tahtadan bir şey size göstermek istiyorum. Gerçi çıkarken de göstermiştim ama. Şöyle. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, aşağıda tipik bir Karadeniz kadını var. Çuval sırtında. O yokuşu çıkacak şimdi. Fındık taşıyor herhalde, o fındık da. Bir dakika. Ne yapıyorsun anne? Buradan. He? Ne yapıyorsun yine? Tam teyzeye diyecektim, tam yardım edeyim mi diye. Oğlu geldi. Evet arkadaşlar, bizim de buradaki yolculuğumuz son buluyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımı takip edip zil sesini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.